Mersin Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı birinci birleşimini açıyorum. Şimdi yoklama yaptıracağım. Mersin Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı dün yine tartışmalara sahne oldu. Adeta siyasi şov arenasına dönen meclis toplantısında borçlanma ve işçi çıkarma konularında meclis üyeleri birbirleriyle hakarete varan tartışmalara girdi. İşçi çıkarma konusuyla ilgili konuşmak üzere söz alan Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Mahmut Tat, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le tartışmaya girdi. Seçer ise Tat'a karşı oldukça sert ifadeler kullandı. Seçer, "Siz siyaseti kullanarak ajitasyon yapıyorsunuz. Dinime söz eden Müslüman olsa" ifadelerini kullanınca ortam daha da gerildi. MHP'liler bu ifadelere tepki gösterirken Seçer, "Siz kiminle dans ediyorsunuz, işinize bakın" diyerek karşılık verdi. Şimdi yalnız bir dakika. Hiç siz kimle dans ediyorsunuz? Senin dengin değil, benim genel başkanım senin dengin değil. Seçer'in bu sözleri üzerine MHP'liler tepki göstermeye devam etti. Mahmut Tat, söylenen eleştirilere cevap vermek için mikrofonu isterken Seçer söz vermemekte ısrar etti. Tat ayağa kalkarak itirazlarını sürdürdü ve Seçer'le aralarındaki sözlü tartışma büyüdü. Yalnız burada bir şey söyleyeceğim. Sayın Başkanım, gereken sözler vermiş. Yanlış yorumlamayın. Ben gündeme geçiyorum. Mikrofonu istiyorum. Gündeme geçiyorum. Ben genel başkanım. Sen genel başkanıma laf söyleyeceksin. Hayır. Ben senin partiyle ilgili bir şey söylemeyeceğim. Yok böyle bir şey. Hayır. Yok böyle bir şey. Hayır. Bunu kabul edemeyiz. Hayır. Yok böyle bir şey. Ben bunu men ederim. Efendim, siz onun sözüne uygulamayacak kadar bilmem ne. Buna yakışmadı size Sayın Tanrı. Başkanım. Beni eleştirebilirsiniz. Hayır. Benim genel başkanımla ilgili, benimle ilgili, onurumuzla, şerefimizle ilgili bir söz söylemeyiz de men ederim. Böyle bir şey ben kabul edemem. Rica ederim. Siz ne konuştuğunuzu bilmediniz. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Seçer'in Tat'a karşı kullandığı üslubu eleştirirken, diğer MHP'li meclis üyelerinin sessiz kalması dikkat çekti. Birinci maddeyi de bakın, konu açık. Lütfen birinci maddeye, bu şekilde ben meclisi yönetemem. Lütfen. Başka söz var mı? Borçlanma konusu üzerine söz alan Bozyazı AK Partili meclis üyesi Mevlüt Oksa yaptığı sert eleştirilerle tansiyonu yükseltti. Borç alarak hizmet yapılmaz, paran kadar yapacaksın hizmeti diyen Ok, "Bizi suçlayarak bir yere varamazsınız. Biz bu krediyi onaylasak siz üzüleceksiniz çünkü elinizdeki koz gidecek. Burası mazeret üretme yeri değildir. İşten çıkardıklarınızın yerine PKK'lıları işe aldınız. Bunu da biliyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum" deyince gerginlik iyice arttı. Sürekli burada belediyenin hizmetleri tartışılırken, örneğin borçlanma konusu ya da herhangi bir kamuoyu karşısında suyun yüzüne çıkmak için hep bu silahı kullanıyorsunuz. PKK, terör örgütü, FETÖ. Bakın. Mersin Büyükşehir Meclisi toplantısı bu olaylara sahne olurken, yaşananlara bir tepkide geçmiş dönem Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'dan geldi. Kocamaz mecliste yaşananları saygısızlık olarak değerlendirdi. Büyükşehir Meclisi'nde Sayın Seçer'in artık geleneksel hale getirdiği ve her mecliste gerek meclis üyeleriyle girdiği polemiklere, gerekse de bizim görev yaptığımız döneme ait mesnetsiz saldırılarına cevap vermeyi zul olarak görüyoruz diyen Kocamaz, siyasetin hiçbir dönemde bu kadar ayağa düşürülmediğini, Büyükşehir Meclisi'nde hiç bu kadar seviyesiz tartışmalar yaşanmadığını dile getirdi. Maalesef Mersin çok şanssız bir dönem yaşıyor diyerek açıklamasını sürdüren Kocamaz, siyaset ehliyetsiz ve liyakatsiz ellerde çöplüğe dönüştürülmek istenirken, Mersin genelinde hizmetsiz, içi boş ve karşılığı olmayan, anlamsız ve sadece algı oluşturmaya yönelik gülünç reklamlarla zaman kaybediyor. Dileğimiz odur ki herkes bir an evvel silkinsin, taşıdıkları vebal ve üstlendikleri sorumlulukların bilinciyle Mersin'e hizmet etmek için bir şeyler yapsın. Unutmayalım, hepimiz tüm insanlar gelip geçici ancak yaşadığımız kentler ve ülkemiz kalıcıdır. Kim nasıl bir davranış sergilerse sergilesin, biz işimize bakıyoruz. Bizim yalan, dolan, kin ve nefretle atılan iftiralara cevap vermeye ayıracak zamanımız yok. Bizim alnımız açık, başımız da diktir.
Bizlere yapılan saldırılarla görevlendirdiğimiz avukatlarımız hukuk çerçevesinde ilgileniyor şeklinde görüşlerini dile getirdi.